düşmeden nasıl gidelim? Tamam abi. Yoksa nasıl olsun? Maşallah. Kumandan olmuş. Evet, Cumhuriyet'e merhabalar. Demek ki yolda geç kalıyorsunuz. Sabrımız var. Allah tam telefonuna çıkmasın. Ben de ara Başkan vekilim, belediye başkanlarım, daire amirlerim, ilgilen meclis başkanım ve üyelerim, muhtarlarım, kıymetli basın, değerli konuklar, köyümüzün İzmit Konağı'nın açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu binamızın yapımında maddi ve manevi destekleri olan Çorlu Ziraat Odası Başkanımıza ve yönetim kuruluna, Borusan Enerji'ye, köyümüz halkına teşekkür ederim. Bu binanın yapımında bize öncülük eden, şu anda hastanede yatan değerli büyüğümüz Korkmaz Altun Irak, acil şifalar diler, tüm katılımcılara saygılarımı sunarım. Hoş geldiniz, sağ olun efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Milletvekilimiz Ziyahettin Akbulut'a davetimi arz ederim. Vekilim, çok değerli kaymakamımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, siyasi partilerin çok değerli mensupları, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Efendim, güzel bir heyecanı paylaşmak için buradayız. Gerçekten şu arkamızdaki eserin meydana gelmesi Maksutlu köyü için tarihi bir olay. Özellikle Borusan ticarete ve de Çorlu Ziraat Odası yönetimine ben de teşekkür ediyorum. Köy muhtarlığı ile beraber, halkla beraber, bu iki kuruluşla beraber katkılarını ortaya koyarak güzel bir hizmeti başarmışlar. Köylerimiz çok önemli. Bugün halen daha %24 vatandaşımız, nüfusumuzun köylerde oturuyor. Tekirdağ köyleri son 8-10 yılda büyük mesafe aldı. Gerçekten bütün köylerimizin neredeyse tamamına yakınının köy içi yolları parke taşı haline getirildi. Köyde projeleriyle. İlgilen meclisimizin başkanı da burada. Onların da katkıları oldu. Bütün kaymakamlarımızın büyük katkıları oldu. Köyde ne varsa şehirde de onun olması Sayın Başbakanımızın dileği gerçekten böyle oluyor ve olacak. Ben bu hizmetin yapılmasında, bu köy konağının kazanılmasında emeği geçenleri tekrar kutluyorum ama her şeyden önce köy muhtarımızı yürekten kutluyorum. Genç bir muhtarımız, belki en genç muhtarımız. Gerçekten onu bir alkışlayalım. Muhtarımız öncülük etti. Bu işi başardı. Bu işi kotardı. Muhtarımıza gerçekten yürek dolusu teşekkür ediyorum. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Valimize davetimi arz ediyorum. Kıymetli milletvekillerimiz, Maksutlu Köyü'nün kıymetli vatandaşları, değerli misafirler, konuklar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bu görmüş olduğumuz bina, köy konağımız gerçekten etkileyici. Daha gezmedik ama dışarıdan görünüşü oldukça güzel, kibar efendim. Büyük bir emeğin eseri olduğu belli. Ben genç muhtarımızı, yönetimini, ihtiyar heyetini ve buradaki bütün
köy hane halkını, onlara inanıp efendim destek olan, ismini bildiğim bilmediğim, sadece burada duyduğumuz duymadığımız, bütün bu eserin burada tecelli etmesine vesile olan herkesi yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum. İkinci cümlemiz, geç geldiğimiz için özür diliyorum. Benim kusurum. Biz Ergene bir ıslah organize sanayide 61 arkadaşımızla beraber, bugün üye olmayan iki arkadaşımız vardı. Onları da inandırdık. Onları da üye yaptık. Efendim, biz çevre hakkı, Ergene ile ilgili sadece kur hakkı değil, onun yanında çevre hakkıyla ilgili hükümetin bizden istediği ve bizi talimatlandırdığı konularla ilgili 65 sanayicimizle beraber bize biçilen süre içerisinde ne kadar hızlı, verimli, bereketli çalışırı konuştuk. Süre biraz geçti, özür diliyoruz. Oradan çıktık, biz yoldan geçerken zaman kalacağını düşünerek buraya gelinceye kadar efendim 3 köyü de ziyaret edelim diye plan yapmıştık. Efendim birinci olarak 40 göze uğradık. 15 dakika orada kaldık. Esenler'e uğradık. 15 dakika kaldık. 40 efendim Kepenekli. Oraya uğradık. Diğer 2 köyümüze selam verdik. Araçtan o şekilde geldik. Onların muhtarlarının da burada olduğunu bildiğimiz için. Dolayısıyla bugün efendim bu açılışla beraber, Maksutlu'yla beraber 18 Ağustos'ta aranıza gelen bir kardeşiniz olarak 14. ziyaret etmiş olduğumuz muhtarını, heyetini ve bütün hemşehrilerini görmüş olduğumuz 14. köy oluyor. Önümüzdeki yıl Ocak 15 veya en geç Ocağın sonunda 257 köyümüzü de biz bu şekilde valimiz olarak tek 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 hepsini ziyaret edeceğiz. Gittiğimiz yer bizim, gördüğümüz, konuştuğumuz, kucaklaştığımız, seviştiğimiz yer bizim. Bu duygu ve düşüncedeyiz. Ve bunu da gittiğimiz yerlerde büyük bir keyifle görüyoruz. Bir adım bizim köyümüze yaklaştığımız zaman iki adım attığını büyük bir keyifle gördük. Görüyoruz. Maksud'da da gördük. Üçüncü cümle, onu arz edelim, onu paylaşalım sizle. Biz 257 tane köye il genel meclisimiz, il özel idaremizin encümeni ve icranın başı vali olarak, orada iki tane ehemmiyetli yer var. Birisi meclisimizin başkanı ve 34 arkadaşı, bir de icranın başı olarak şehrin valisi. Geldiğimiz 18 Ağustos'tan bugüne efendim bütün 35 meclis üyemize ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Birbirimizi anlama, uyum, şehrimizin sorunlarını en güzel şekilde hakkaniyetli teşhis etmek ve hakkaniyetli o hizmetlere devletimizin, hükümetimizin vermiş olduğu kaynakları en güzel şekilde kullanma noktasında. Sadece şunu söyleyelim. Biz önümüzdeki yıl ana hartel yollarla ilgili inşallah 200 kilometre sıcak asfalt yapacağız. Ana hartel yollar, merkez ilçeyle beraber 8 ilçemiz. Bu kilometre olarak kimde ne kadar ana hartel varsa, 200 kilometreye ne kadar tekabül ediyorsa bunu beraber tespit edeceğiz. Ona göre yapacağız. Ama bu işle ilgili 60 milyon lira civarında kaynak lazım. 30'unu borçlanmayla temin etme yoluna gittik. Bununla ilgili meclise bu düşüncemizi biz paylaştık. Bu kaynak buraya gelebilmesi için önce meclis bununla ilgili karar alması gerekiyordu. Çünkü bunun için meclis kararı gerekiyor. Bu kararı meclisimiz oy birliğiyle verdi. Kendilerini huzurlarınızda kutluyorum. İkinci kısmı bunun, hükümetle ilgili olan kısmı, İçişleri Bakanımız ve Çevre ve Şehirleşme Bakanımız, yani İller Bankası'nın patronu, bununla ilgili diyecek ki evet ben inandım ve kaynaklarım buna müsait demesi gerekiyor. İlkini İdris Naim Şahin Bey, İçişleri Bakanımız, kendisine de biz minnettarlığımızı, şükranlarımızı arz ediyoruz. İmzaladı, okeyledi. Milletvekillerimizle de ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Devamlı takip ediyorlar bu meseleyi. Efendim, son olarak inşallah önümüzdeki hafta da yine İller Bankası'ndan Erdoğan Bayraktar Bakanımızın oradan milletvekillerimizin himmetiyle o da çıkar ise, ki çıkacağına yürekten inanıyoruz. O zaman 30 milyon lira kasada.
Yine biz meclisimizle beraber oy birliğiyle taşınır taşınmaz üzerimizde durması atalet yapan mallarımızı hakkaniyetle ve adaletle bir şekilde satıyoruz. Nihayetinde 2013 bütçesinden gelen paramız bizim bütçemizden ve köy desten yine milletvekillerimizin bu noktada büyük çabaları var. Şu anda devam o noktada antadız. 2013 bütçesinden alacağımız parayla beraber masada 60 milyon lira yapmak niyetindeyiz. O zaman asgari 200 kilometre yol yapıyoruz. Bu yolda ana arter yollar efendim Fineşehir'le sıcak yol yapıyor. Ana arter yol demek şu demek, köy yolları 1700 kilometre, ana arter yol, ana kol, yani kol ve kılçıktan oluşuyor. Yani en çok köyün, en fazla nüfusun yaşadığı ve gelip geçtiği yolları önce yapacağız. Bunu da Ekim sonu itibariyle inşallah belirleyeceğiz. Dolayısıyla 2013 yılında efendim köy iç yollarına kilit taşı vermeye devam ediyoruz. Hatta daha da artan oranda. Ama inşallah ana artel yollara biz sadakayı cari olan, yani en güzel şekilde bizden sonraki kardeşlerimize arkamızdan hoş ve gıpta edilecek cümleler kuracak şekilde sıcak asfalt hep beraber yapacağız. Buna şimdiden vesile olan, yardımcı olan, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti, iki bakanımıza, onlarla en güzel şekilde diyaloğu kurup orada gereken müracaat yapan efendim Tekirdağ ses olan milletvekillerimize efendim ve buna inanıp bu şekilde il özel idaresinin önünü açan 35 il genel meclis üyesi arkadaşlarıma bu şehrin valisi olarak huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim son söz, yapmamız gereken efendim çok şey var. Çalışmamız gereken çok konularımız var. Allah sevgimizi daim etsin. Her geçen gün, bir önceki günden daha da çok artırsın. Buna ihtiyacımız var. Hizmet heyecanı için. Dolayısıyla bugün bu konu açarken nasıl çok büyük bir keyifle bu kurdeleyi keseceksek, Maksutlu köyünde nasıl büyük bir enerji ve büyük bir aşk, şevk oluşturacaksa, efendim 6313 kilometre karelik güzel Tekirdağımızın bu yüz ölçümünde her metrekare bizim için aynı, eşit, bir, beraber. 830 bin Tekirdağlılarla beraber, sizlerle beraber, biz olarak en güzel şeyi efendim meşveretle, efendim beyefendilikle, hanımefendilikle bunları beraber yapacağız.